Herkese selam, Rock'n'Roll kanalındasınız. Bu videoda sizlere yeni bir oyun tanıtacağım. Yeni ya da yeni güncellenmiş bir oyun tanıtacağım. Çünkü oyunların çıkışları biraz farklı oluyor. İlk önce yayınlanıyor, markete sonra geliyor vesaire. Neyse, Philippine Knife isimli oyunu oynayacağız. Oyun inanılmaz basit bir oyun. Bıçaklarla oynanıyor. Ücretsiz, yalnız reklam yayınlıyor. Böyle bir küp ilginç bir yapısı var. Flappy Bird gibi ya da benzer böyle ne derler old school oyunlar gibi. Eski Atari oyunlarına benzer bir yapısı var. Ama gayet aktif bir şekilde oynanabiliyor. Oldukça basit. Başlamadan önce size bıçakları göstereyim. Buradan bıçak satın alıyorsunuz. Herhangi bir şekilde işte altın biriktir vesaire, para yatır, reklam izle. Mesela şu an şu gördüğünüz bıçağı reklam izleyerek aldım. Bunu baştan verdi, bunu da parayla aldım. Buradaki amacınız arkadaşlar, göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Birkaç tane modu var. Bu hangisi? Bu bakalım hangisiymiş? Combo. Bu combo modu. Ondan sonra bu arcade modu, ilerliyorsunuz oyun içinde. Sonra bu tırmanma modu, sağa sola zıplamak suretiyle yukarıdaki drone'u yakalayacaksınız. Bir de hedef modu var bu. Karşıdaki hedef vuracaksınız. Combo moduyla başlayalım biz. Tutarak şu şekilde fırlatarak bıçağı böyle saplamaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. 3 combo yaptık. Hızlı bir şekilde yaparsam galiba. 3 olmadan ama yapamadık, görüyorsunuz. Bıçağı fırlatıyorsunuz, saplanmasını sağlayacaksınız. Lan saplansana hayvan. Evet, bu şekilde. Bir de şu tarafa. Hadi oğlum, çok güzel. 4 6 bir daha saplan lan, çok güzel. Bir daha, ah saplanmadı. Şimdi bunu paylaş diyor. Artı 50 altın verecek bana. Bu şekilde altın biriktiriyorsunuz. Diğer arcade moduna bakalım. Bu da şu karşıya saplayacaksınız. Saplayabilirseniz. Saplayamadık. Şöyle atsam yine saplanmadı. Şöyle atsam, hayır olmadı. Yani bıçak önceden, yani en azından ben çocukken fırlatırdık ya bıçak. Bir yere saplardık vesaire. Kesinlikle oynamayın arkadaşlar böyle şeylerle. Gayet tehlikeli, kendinizi yaralayabilirsiniz. Ben oraya fırlatabiliyorsam, saplanmadı. Şöyle şuradan oraya geçti. Biraz daha yükseğe çıkacağız. Veya şöyle direkt karşıya da atabilirsiniz ama saplanmıyor meret. Birini mi yaraladık? Şöyle şuraya fırlatalım. Oo çok güzel. Şöyle yukarı at, zıplayacak. Ah bir kere daha dönse var ya. İşte çok döndü bu seferde. Şöyle atalım. Evet işte. Mesela şöyle şuraya düşürüp düştü ve altın gitti. Altını alacaktım. Altın üstünden geçince altını alıyor arkadaşlar. Buna sanırım saplayamayacağız. Kulpu denk geliyor. Şöyle yukarı atıp kafasına oturmaya, biraz daha yukarı çekersem olacak gibi. Çok gitti. Kediyim kestik. Şöyle atalım. Ups. Hayır. Biraz daha şöyle atalım. Çok gitti yine. İlginç. Şöyle bir savur. Olmadı. Şöyle bir savur. Yine olmadı. Şöyle bir savur. Ah. Şöyle bir savur. Oraya saplanma. İlla kafasına denk gelecek derken. Lan biraz daha gitse. Bu sefer de çok gidiyor. Bu şey oyunlarına da benziyor. Rüzgarla kağıt fırlatma. Neydi o? Paper bilmem nesi. Onlara da benziyor. Şu altını alacağım. Altını al. Almadı. İyi, bir şansım daha var. Al altını. Aynen aldı ve saplandı. Şimdi şuraya saplayabilirsem oradaki ödülü de alacağım ama onu saplamam çok zor. Karşıya saplanırsa zaten geçiyor direkt. Şöyle atalım, olduğu yere düşecek. Şöyle atsam karşıya gidecek. Şöyle saplasam saplanmıyor. Şöyle hayır. Dön lan. Bakın hızlı dönmesi için az çekiyoruz. Hızlı dönmesi için. Hızı çekince daha hızlı dönüyor vesaire. Bakın gitti işte, karşıya saplandı çünkü. O iki altını birden aldım. Şöyle atarsam dön lan biraz daha. İyi.
Olmadı. Yemedi. Şöyle havaya bir fırlatalım. Yemedi. Şöyle bir fırlatalım. Yemedi tekrar. Şöyle fırlatalım. Olduğumuz yere geliyor. Şöyle bir daha. O nasıl bir dönmedi o? Demek ki onu kontrol edebiliyoruz. İlginç. Bu neymiş? Biraz daha istediğiniz yere atıyorsunuz. Ama işte hadi lan. Şöyle atarsam ah çok güzel. Bu şekilde ilerliyor. Diğerin tırmanışa geçelim. Bu çok zor benim için. Yani en başa dönüyor vuramadığınızda. Muhtemelen de vuramıyorsunuz yani. Tamam buraya saplandın da karşıya da saplandın. Şuraya da saplan işte. Yemedi. Şuraya atarsın lan. Tamam. Şuraya at lan. Tamam. Çok feci saplandı. Ah işte. Hayır. Baştan başlayacağım. O nasıl bir fırlatma lan? Geri geri gidiyor. Şu karşı saplanırsın sen. Şu karşı bir saplan oraya lan. Şöyle atsam nereye gidecek? Karşıdan. Şuraya bir saplan. Şuraya bir saplan. Oo çok güzel gidiyorum. Ama burada. Oraya saplandı ama. Bayağı bir çekmem lazım. Sert atmam lazım. Çok çekerseniz çok sert atıyor. Şuraya bir sert atarsam. İşte saplanmadı. Oo, demek ki oraya atamıyoruz. Bakacağım. Yakalayamadık. Yani bıçağı karşıdan karşıya saplayacaksınız. Maksat bu. Şurayı saplıyorum, şuraya atarım. Bak, gördün mü? Şuraya kesin saplarım. Aa, nasıl ya? Kaldığın yerden devam etmek için diyor, reklam izle diyor. Şimdi hedefe geçelim. Sonra da bıçakları bir yerde göstereceğim. Bu hedefi ben... Cık, imkanı yok vurmanın ya. Saplanmanın imkanı yok. Dönmüyor abi. Bir tur daha atması lazım. Abi bir kere bıçak dönmüyor. Bıçak dönmüyor bir kere. Bıçak yeterince dönmüyor. Nasıl dönecek? Yani nasıl yapacağım onu? Anlamadım gitti. Onu düşürebiliyoruz mu onu? Vallahi düşüreceğiz bak. Ne oldu? Aha şimdi düşmüşüm. Aha az kalsın buluyordum ben. Aha işte. Ah bak. Tekniği buldum. O kadar çok çekmeyeceksin. Şurada bırakacaksın ama ooo. Ama bu inanılmaz zor ya. Ooo tamam. Tekniği çözdük. 11 yaptı. Hediye düşecek oradan şimdi. Şöyle şuradan bıraksam saplanırsın diyecektim. Olmadı yemedi. Ama gördüğünüz gibi sıfırlandı ve hediyeyi alamadık. Şimdi bıçaklara bakalım. Şu bana ilk verdiği bıçak kitchen. Mutfak bıçağı sanırım. Bununla oynayalım. Bunu da oynamayalım ama komboda oynayalım. Mesela şöyle atıyorsunuz. Saçmalıyor öteye gidiyor. Şöyle at. Bam. İşte bu. Bir daha fırlat. Bam. Şimdi arcade'de oynayalım. İstediğiniz yerden devam edebiliyorsunuz. Bıçakların ağırlıkları vesaire var. Onlara da dikkat etmeniz. Gitti buraya saplandı işte. Salak. Aha ne güzel saplanıyor lan bu. Hadi oğlum. Bir daha. Bir daha dön, bir daha dön. Olmadı. Şöyle atarım. Şöyle at. Dön 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 dön. Olmadı. Dönmüyor yeterince. Ağır çünkü. Ağır çünkü mesela. Diğer bıçağı deneyelim burada. Bunu denedik. Bunu deneyelim. Bununla oynayalım.
Aha, bu yanda kolaylıkla saplanabildiği için ne diyorsun? Çok farklı yerlere gittin. Dön! Olmadı, yine düz düştü. Çat! Hayır. Bilmedi, birinin kafasına geldi orada. Dönmez o. Mesela buraya geçmek için burada bıçağı değiştirebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Hafif bıçak alırsak geçeriz diye tahmin ediyorum ama. Aha, yemedi. Yere de saplanmıyorsun. Nasıl iş ya? Gerçekte olsa saplarım ha. Şöyle karşıdan karşıya saplasam saplanmıyor. Şöyle yapsam gitmiyor. Şöyle çeksem. Neyse, diğer bıçakla deneyeceğim şunu. Bu nasıl burada? Ağır geliyor değil mi? Şöyle fırlat. O da çok gidiyor. Şöyle fırlat. Ah. Şöyle bir daha fırlat. Ah, denecek denecek. Hadi oğlum. Saplandan ters denk geliyor ya. Bu da öteye gitti. Neyse, tantım bu kadar yeter. Arkadaşlar, ana menüye gidelim. Flippin Night tanıttık. Burada reklamlar vesaire. 96 mı verdim ha? Bıçak mı alsam? Bir saniye lan, bıçak var mı? Hayır, video izliyorum lan. Şurada şeyim var, ödülüm var. 200, şu bıçağı alabiliyorum. Başka? 400, 500, 300, 500. Uuu, yani bundan bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum da. İsveç çakısı. Bu ne ya? Bu ölsen saplanmaz buraya. Oğlum birazcık çok dön la. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Tam şeyi denk geliyor ya. Şuradan sekiyor mu? Tırmanda deneyelim. Eyvah eyvah. Bu uçağı niye aldık lan biz? Oo. Oo. Her yere saplanıyor mübarek. Orada sıçtı ama. Neyse arkadaşlar, oyun bu şekilde. Flappy Knife isimli oyun. Gayet basit. 5 dakikalık zaman geçirmeye, tuvalette oynanmaya, otobüste, metrobüste, dolmuşta oynanmaya uygun diyebilirim. Siz de deneyin. Şimdilik hoşça kalın. Rock'n'Roll kanalından da ayrılmayın.